Merhabalar. Bu videoda vadeli işlemlerde kullandığım bir stratejiden bahsedeceğim. Strateji çok basit bir strateji. Bu videoyu izledikten sonra böyle stratejim olur arkadaş. Bunu zaten herkes biliyor. Bu kadar basit bir şey için niye bizim 3 dakikamızı, 5 dakikamızı çaldın diyebilirsiniz. Ama maalesef bu iş böyle. Yani basit yoldan gitmek lazım. Benim yaptığım çıkarım bu. Kimisi işte Bollinger atıyor, üstüne Ichimoku atıyor, üstüne 10 tane hareketli ortalama atıyor, üstüne işte trend çiziyor, RSI açıyor, işte RSI ile beraber momentum açıyor. Çok garip. Veya yani MACD açıyor. Çok garip. Çok saçma daha doğrusu. Yani yapabildiği, her ekleyebildiği, grafiği ekleyebildiği her şeyi eklemeye kalkıyor. Tamam, iyi güzel, ne kadar çok yerden done alırsa o kadar iyi, ama fazla veride fazla karışıklığa sebep oluyor. Benim en çok kullandığım ve daha doğrusu bütçemi en çok ayırdığım ve korkmadan girebildiğim en güvendiğim strateji şu: trend kırılımları ve Fibonacci. İkisini beraber kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum? Zaten burada ben kendim ilk başta ilk yapılacak olan şey şu. Daha doğrusu TradingView Pro değilse telefona yükleyin TradingView'i, hesabınıza giriş yapın, telefondan istediğiniz kadar liste oluşturabiliyorsunuz. Ama masa üstünden veya Chrome'dan oluşturmaya kalktığınızda ücret talep ediyor. Pro olmayan hesaplarda. Benim hesabım Pro değil. Şimdi telefonunuzdan istediğiniz kadar liste oluşturabiliyorsunuz. Ben buraya vadeli diye bir liste oluşturdum. Daha sonra geçmişteki videolarımda kripto takipçisi videosuna bakabilirsiniz. TradingView'de bütün coinleri tek seferde listeye eklemekle ilgili. Buraya ben Binance'teki vadeli grafiklerin hepsini yükledim. Daha sonra hepsine teker teker girdim. Çizebildiklerime trend çizmeye kalktım. Çizemediklerimi de ellemedim. Zaten buradan rastgele baka baka göreceğiz ne olmuş ne bitmiş. Şimdi ben stratejimi 1 saatlik grafiklere göre yapıyorum ve nedir onun ismi? 5x'ten fazla açmıyorum. Evet, vadeli 5x açacaksak niye açıyoruz? Ne anlamı var? Vesaire vesaire vesaire. Abi öyle bir şey yok. 5x bile fazla aslında da. Hani bu işe para bağlıyorsun. Parayı zor kazanıyorsun. Ama kalkıp 10x, 15x, 20x açıyorsun. Stop koymuyorsun. Hoş, 20x'e stop koysan ne olur? Stopun çabuk patlar. Takip eden zarar durdur koyamıyorsun 20x'e. Koymanın bir anlamı yok çünkü. Anlamsız. O yüzden takip etmesi en kolay. Stop olduğumda beni üzmeyecek bir kaldıraç miktarı seçiyorum. O da benim için 5x oluyor. Ama yeri geliyor, grafiğe güvenmeyebilirim. O an duygularıma yenik düşebilirim. 4x, 3x de açabilirim. Fark etmez. Şimdi ilk olarak da bir destek dirençten bahsetmeyeceğim. Aslında zaten her trend çizgisi bir destek direnç olarak çalışıyor. Şimdi burada atom grafiğine geldim. Burada bir çizgi çekelim. Sallıyorum. Tarih olarak şu an 12 Temmuz saat 16 diyelim. Ben burada bir yükseliş trendi görüyorum. Gördüğünüz gibi buraya ben bir yükseliş trendi çekmişim. Daha sonra bu arada işleme girdik. Neyse, stopumuz var mı? Var, tamam. Daha sonra bu trend çizgisinin kırılmasını beklemişim. Acele etmiyorum. Atoma çizdim. Avax'a çiziyorum. Bir saniye. Burada da çizdim. Buralarda da var. Çiziyorum, bekliyorum. Olmadı mı? Gelmiyor mu? Banda çiziyorum. Aşağı iniyorum, bata çiziyorum. Aşağı iniyorum, işte öbürünü çiziyorum. Bayağı karışık, karman çorman oluyor buralar. Ama hiç problem değil. Sonuçta ben bir hedefim var benim. Para kazanmak istiyorum vadeliden ve sabırlı olmam gerekiyor. Psikolojime düşmemem gerekiyor. Sürekli işlemde olacağım diye bir şey yok. Yani ben gerekirse grafiği çizerim. Bakın, hatta Jyoti olması lazım. Ben bu grafiğe göre kırıldığında long açmıştım, ama tabii çıktım daha sonra.
trendin altına yazmışım. Bu trende kırınca alayına short. Ama trendden çok uzaklaşmış. Yani bu trend belki de gücünü kaybetmiş bile olabilir. Ama bakın ben Joti'yi ellemiyorum. Niye? Kırılıştan itibaren ben trend çizgisini çekiyorum. Ben böyle kullanıyorum. Ve benim trend bakış açıma ters artık. Yani ben bunu ellemem. Buralara gelmeyene kadar ben bunu ellemem. İmkanı yok elemem. Anca buradan seker long açarım. Anca buradan aşağı atar short açarım. Şimdi hangi grafiğe bakıyorduk? Atom. Nasıl işlem açıyorum? Grafiğe yaklaşıyorum. Bu arada yine işlem açmadan önce lütfen Binance'ın akademi sayfasına girip orada vadeli işlemlerle ilgili her şeyi okuyun. Gösterge fiyatı nedir? Son fiyat nedir? Likidasyonunuz neye göre hesaplanır? Tamam, 5x %20'de likit oluyorsun ama hangi fiyattan sen likit oluyorsun? Son fiyattan mı, gösterge fiyatından mı? Gösterge fiyatının çok farklı bir şey olduğunu anlayın. Ben videoda söylemiyorum çünkü gidin bakın diye. Yani öyle lamburlop atlamak yok. Yapmayın yani. Para var bu işin ucunda ya. Para var yani. Daha ne diyeyim bilmiyorum ki. Neyse. Trend çizgisini çektim. Kırılmasını bekliyorum. İsterseniz pro hesabınız varsa alarm da kurabilirsiniz. Ama ben zaten sürekli takip ettiğim için ekranlarımdan birinde sürekli grafikler açık olduğu için hobi olarak da bunu zaten yaptığım için bakıyorum. Şimdi 12 Temmuz'da ben bu grafiği çizdim. 13 Temmuz saat akşam 8 oldu. Burada bir kırılım gerçekleşti. Benim ilk yaptığım şey şu oluyor. Kırılımdan sonra, bakın kırılımdan sonra ben Fibonacci aracını alıyorum. Benim bu trendim var ya, trendin başladığı dip noktayla trendin içindeyken gördüğü en yüksek noktaya bir Fibonacci çekiyorum. Çektim mi? Uzatayım bunu. Çektim. Sonra bakıyorum. Bu kırılımdan sonraki bir alt seviyeye kadar ilk başta shortluyorum. Yani 12.11'e kadar 0.382 seviyesi. Buraya kırdı mı? Pozisyonumu kapatmayıp stopumu 12.11'in biraz yukarısına koyup hedefimi 1.6 Fibonacci seviyesine yapıyorum. 11.29. Zaten buraya kadar hani tam kırdığını açamadın diyelim. %9 yapıyor. Yani 5x açsan %50 yapıyor. Kaç günde? Kaç günde? 13 çubuk, 13 saat. Yani. Strateji iyiyse kısa sürede iyi karlar elde edilebiliyor. Yani zarar da edebilirim. Bu bir fake de olabilirdi. Stopumu ben direkt trendin hemen bir üstüne bırakıyorum. Buradaki kapanışta ben stop oluyorum. Ellemem. Bir daha aşağı akarsa shortlarım. Acımam da. Bu coin beni işte üzdü vesaire diye sinirlenip bunun suyunu sıkmaya çalışmam. Şartlar tekrar olgunlaşırsa buna girerim. Daha sonra ben buna girdim. Baktım. Burada kâr alıp çıktım. Üzülmem. Ama benim baktığım Fibonacci her düzgün çalışıyorsa Fibonacci arasında böyle git gellerde trade yapabilirim. Bakın burada da gayet mantıklı çalışmış. Daha sonra trend çizgimin ne kadar güzel olduğunu görüyorum. Trend çizgimden sekiyor. Belli bir yere kadar düşüyor. Daha sonra tam trend çizgime kadar fiyat uçuyor. Ve oradan ben bunu tekrar shortlarım. Neden? Çünkü trend çizgim zaten güçlü. İleride de muhtemelen bunu uzatsam, bakın görüyor musunuz? Bu buraya gelirse bu buradan bir daha shortlanır. Yani bu tamam, bu iş tesadüf değil yani, bu iş matematik. Buradan tekrar shortlayabilirsin. Daha sonra kendine gelirsin. Buradan bir düşüş trendi çekersin. Yani mıknatıs kullanabilirsiniz. Ben grafiği böyle biraz büyük kullandığım için mıknatıs kullanmıyorum. Böyle bir trend çektim. Onu kırdı. Hani sen burada işlemden çıktın ya. Artık bekleyeceksin abi atomu. 10 gün, 15 gün, 20 gün bekleyeceksin yeni bir trend yapsın diye. Ondan sonra bir trend çizgisi çekip devam etmesini bekleyeceksin. Bakın burada kırmış. Burada bir tane daha yükseliş trendi oluşturmuş. Şimdi 3-4 kere burada değdi diyelim. Artık 5. değişi ya kuvvetli bir destek olacak ya da güzel bir çöküşe sebep olacak. Bunu yukarı kıramazsa, pardon aşağı kıramazsa buradan longla. Korkma. Longla yani. Hemen buranın altına stop koyarsın. Çünkü bak 1, 2, 3, 4, 5 hani burayı fake de
6-7 kere falan senin tren çizgin denemiş. Yani senin tren çizgin doğru abi. Güzel çalışıyor. Güven yani. Gir burada 4x 5x. Aşağıya hemen şu trenin altına stopunu bırak. Fiyat yükseldikçe gir videolara. Benim kanalımdaki videolara gir. Binance'te iş süren stop nasıl kullanılır? Vadeli işlemler de var. Yüksek X açma. İş süren stop kullan. Stop kullan. Kar al bölgesi yaz. Yap yani. Bu iş bu. Yani daha hala indikatörlerden hala bahsetmedim. Bir de ben RSI kullanıyorum uyumsuzluk için. İndikatörlerden hala bahsetmedim. Çünkü yani tamam indikatörler işe yaramıyor diye bir şey yok ama bir saat grafik bakarken indikatör ne yapabilir ki? Baksana RSI testere 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 ne yapabilir? Bir tane daha koyayım bakalım. Mesela Bant. Buralarda hatta saati yapalım. 11 Temmuz 2021. Ben açtım 11 Temmuz'da Bant grafiğini. Ve yükseliş trendini gördüm. Çektim uzattım. Diyorum ki abi ben bunu aşağı kırınca shortlayacağım. Güzel. Bakın burada shortladım. Daha sonra ne oldu? Shortladıktan sonra stopum trend çizgisinin üstüne koymuştum ya. Stopum patladı. Burada stop oldu. Daha sonra bekliyorum. Tekrar aşağı kırıldı. Bir daha shortladım. Stopumu yine tekrar trend çizgisinin üstüne koydum. Abi fiyat düşmeye başlıyor. Hemen orada Fibonacci'ni çekiyorsun. İlla Fibonacci çekmeye ne gerek yok bu arada. Şey de yapabilirsin. Bir önceki mesela destek seviyesi bulsun kendine. Hani bak burası şöyle güzel bir destek seviyesi mesela. Burada direnç olmuş. Buraya kadar shortlayacağım ben de. Gel buradan 6.40'dan 6.15'e kadar 30 yapıyor. Muhtemelen %5 falan. Yani %4, %5. Bir günde. Hadi bir günde buna. Burada 5 saat yazıyor ama bir günde. Fonlama monlama önemli değil. 5x açıyorsun. Bir günde %25. Fonlamaya ver %5. Hiç önemli değil. Abi %25. Hadi kalktın stopu işlemi kapatmadın. Takip eden zarar durdur yaptın. Takip eden zarar durdur da ben ATR'ye göre ayarlıyorum. Sen de artık bir şeye göre ayarlarsın. Bu değişir herkesin stratejisi. Açtın abi. Buralara kadar işlemi açıp tutabildin. Ya da yürekli çıktın. Dedin ki ben bekleyeceğim dedin. Destek ve dirençlere göre yapacağım dedim. Daha sonra kalktın. Burayı kırdı ya. Bir tane daha destek direnç çizdin. Şuraya. Bu sefer buraya kadar bekleyeceğim dedim. Buraya geldiğinde ben kar alımı başı, nedir onun ismi? Zarar durdurum. Burayı yazacağım. Bu karımı garantileyeceğim dedim. Burayı da mı kırdı? Bir tane daha destek çizdin. Buraya kadar. Yine takip et. Yine mi kırdı? Yani sen takip edebilirsin. İlla kar al noktanı hemen yapmana gerek yok. Kâr etmek için elinden gelen her türlü şeyi dene. Burada zaten çok basit. Şimdi ben burada diyelim ki burada işlemden çıktım. Yapacağım şey ne? Artık burada bir şey göremiyorum. Şu tarihte işlemden çıktık diyelim. 16 Temmuz'da. 14 Temmuz'da girdik. 16 Temmuz'da çıktık. 2 gün işlemde kaldık. Benim yapacağım şey şu. Bant grafiğinde bir trend oluşmasını bekleyeceğim. Burada böyle şu trend oluşmuş. Zaten bir grafik oluşmuş. Bunu kırdığında tekrar longlayacağım demişim. Ve tekrar longlamışım. Kırılım olmuş. Daha sonra burada bir formasyon olmuş. Longu kapatıp tekrar bir daha short bakın. Burada ok işaretim bile olmuş. Buradaki short bitiyor. Buradaki long başlıyor. Görüyor musun trend çizgisini? 1, 2, 3 yere değiyor. 4. yer direkt çok güzel bir destek. 5'te bir fake. Ondan sonra tekrar uçuyor gidiyor. Yani bu iş bu kadar basit aslında. Zor bir şey yok. Böyle çok fazla indikatör kurcalamaya, çok fazla gösterge kurcalamaya işte artık ne diyorsanız gerek yok. Hareketli ortalamalar zaten geç kalıyor. Tamam, hiçbir zaman en dibinden yakalayıp en tepesinden shortlayamıyoruz. Zaten burada da bakın en tepesi burası ama bizim short açtığımız yer burası. En tepe uyumsuzluklarla yakalayabiliyor musun? Bak yakalayabiliyorsun en tepe. En tepede sana RSI uyumsuzluk veriyor. Buradan shortlayabiliyorsun.
Ama benim bu videoda anlatmak istediğim şey trend stiklerine göre. Nedir onun ismi? İşlem aç vakti. Ve ben en çok bu şekilde kazanç elde ediyorum. Açın bir saatlik grafiği. Acele etmeyin. Kısa sürede milyoner olmak diye bir şey yok abi. Onları unutacaksın. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş ya. Zor bir şey değil. Umarım anlaşılır olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.